Herkese merhaba. Bugün Muğla'da kuzu göbeği avındayız. Sabahleyin göcekten çıktık. Eşimle birlikte yaklaşık 1200 metre rakıma çıktık. Şu anda mevsim olarak tam bir kuzu göbeği mevsimi. Şimdi aramaya başladık. Genel olarak bu yağmur sonrasında elma bahçelerinde, çam ağaçlarında oluyor. Şimdi mantarı buldukça size bilgileri vereceğiz. Şimdi bu şekilde yüksek rakımlı çam ormanlarında geziyoruz. Yani buralarda dikkatli gözlerle aramanız lazım. Şöyle kısa bilgi vermek gerekirse, Türkiye'deki 81 ilin yapılan çalışmalarda 52 tanesinde kuzu göbeğine rastlanmıştır. Yaklaşık olarak 30 tane farklı tür olduğu düşünülüyor. Kuzu göbeği avı hakikaten zor bir av. Zor ve meşakkatli. Bir de aynı zamanda mutfak değerinin dışında ticari olarak da bir değeri var. Şu anda bu yıl açıklanan 2021 rakamı 1 kilogram kuzu göbeği 300 TL. Tabii böyle olunca da köylüler için bir gelir kaynağı oluyor. Yani bunu da değerlendirmeye çalışıyorlar. Yani normal şartlarda belki rastgele bir yere girip gezip bulabileceğinize daha fazla aramanız gerekiyor. Çünkü o bölgeyi toplamış oluyorlar. Biz de mümkün olduğu kadar yerleşim alanlarından uzaklaştık. Biraz daha buralarda şansımızı arıyoruz. Bulduğumuz zaman mantar hakkında yine bilgiler vermeye devam edeceğiz. Bakın, gördüğünüz gibi aranılan arazi genel itibariyle çamlıklarda bu şekilde. Normalde yanmış orman tabanında daha çok bulunuyor. Yani bölgede 1-2 yıl önce bir yangın çıktıysa o bölgede aramak mantıklı. Ama şu anda bölge hakkında o kadar bilgimiz yok. O yüzden burada çıkacağına inandığımız bir yere geldik ve arıyoruz. Az önce yürüyorduk. Bakın, yüksek rakımlı yerlerde aniden sis bastırabiliyor. O yüzden bilmediğiniz bölgeye girerken GPS veya telefon aplikasyonları var. Ücretsiz olarak. Onları indirebilirsiniz. Yani az önce yürüdüğümüz yol şu anda sis bastırdı ve aniden günlük güneşlikti. Yani şu anda arabanın yerini bulamayabiliriz. Biz de hazırlıksız yakalandık ama şansımızı deneyeceğiz. Genelde yol kenarlarından ayrılmazsınız. Yani yoldan ileri geri sağa sola doğru giderseniz daha güvenli olur. Öteki türlü aniden sis bastırdığı zaman bu şekilde zor anlar yaşayabilirsiniz. Bugün mantar avını bitirdik. Şu anda Faralya bölgesine doğru gidiyoruz. Giderken Ölüdeniz'i de size gösterelim istedik. Ölüdeniz'den manzaralar. Bugün hava bulutlu. Tekrardan merhabalar. Mantar avımızı gerçekleştirdik. Bugün mantar bulamadık. Mantar bulamadık ama sizlere kuzu göbeği mantarı hakkında bilgi vermek için bir şeyler düşündük ve neler yaptık. Öncelikle bugün mantar bulamamamızın sebeplerinden biri mantarın olmayışı değil, aşırı derecede mantarı doğada toplayanların olmasıydı. Şu anda Fethiye pazarından biz bu mantarları satın aldık. Kilosu 300 TL. Bu mantarı sabahleyin biz de hepsinde birlikte videolarda görmüştünüz, araziye girdik. Herkes arazide mantar topluyordu. Biz de gezdik, şansımızı denedik ama bulamadık. Sonuçta bu birazcık daha şans. Önce kim olursa bu çıkmış mantarları topluyor. Değerli bir mantar olduğundan dolayı, ticari bir değeri olduğundan dolayı herkesin tabii haklı olarak gerekçeleri var. Şimdi Türkiye'de yetişen kuzu göbeği moraller hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Türkiye'de gördüğünüz gibi toplayacağınız kuzu göbekleri farklı, çok ufak boyutlardan şöyle çok büyük boyutlara kadar farklı farklı
boyutlarda olacaktır. O yüzden toplarken bunu gözünüzle çok iyi seçmeniz lazım. Bunu çam ağaçlarının altına dizmemin sebebi videonun başında belirtmiştik. Ağırlıklı olarak çam ağaçlarının zeminini sevdiğinden dolayı. Bakın şöyle durdukları zaman yani çok dikkatli gözler bunu ayırt edebiliyor. Küçüklerini özellikle. Büyükler için sıkıntı yok. Yani normalde diğer mantarları kökünden kopararak alabiliyorsunuz. Bizim diğer bazı videolarımızda anlattığımız gibi. Fakat morel türü mantarlar aynı kökten büyüdüklerinden dolayı bu mantarların kökünü keserek toplamanız gerekmektedir. Yani kökünü kopartmamanız sizin bir sonraki sene aynı yerde bu mantarı bulmanız anlamına gelecektir. Şimdi farklı farklı şekillerdedir bunlar. Türkiye'de farklı 25 alt türü olduğu söyleniyor ama genel olarak biz mantar avcılarının topladığı türler iki çeşit. Şu şekilde bakın sapından sonrası yuvarlak olan morel esculente yani yuvarlak olan şu şekilde olan sapıyla birlikte konik bir şekilde olan morel türü de morel konikadır. Şimdi Türkiye'de bu mantar türünün bir tane zehirlisi var. Kuzu göbeği ebesi diye geçer. Normalde morel mantarları bakın şu şekilde içi içe geçmiş böyle kübik veya düzensiz ama estetik bir şekilde girinti çıkıntılardan meydana geliyor bu mantar türünde. Bakın şu şekilde. Diğer olan onu tabi bulamadık. Satmazlardı doğal olarak da. Kuzu göbeğinin sahte olan, zehirli olan modelinde ise bunlar düzensiz, kızıl renkli ve aynı zamanda iç içe geçmiş yamuk yıllık şekiller halindedir. Bir videonun bu bölümünde üst tarafta size bir kaynaktan bulup o fotoğrafı paylaşacağım. Sahtesiyle yenilebiliri nasıl ayırt edebiliriz derseniz şöyle ayırt edilebiliyor. Yenilebilir türlerde, morellerde şöyle olacak. Bakın üst kısımda sap birleşik oluyor. Üst kısımda sap birleşik oluyor. Bir. Daha sonra şuradan bir örnek verelim. Bakın şöyle. Üst kısımda sap birleşik oluyor. Mantarı ortadan ikiye kestiğiniz zaman kesiyoruz. Bakın çok bu ayırt edici bir özellik. Bakın içi boş. İçi boş. Üst kısım sapa yapışık bir şekildedir. Kuzu göbeğinin ebesini veya kuzu göbeğinin sahtesini çektiğiniz zaman bu iç kısım sapa kadar dolu olacaktır. Ve şu üstten tutturuluyor. Yani tabi bunu şöyle düşünün. Bakın şurada girintiler çıkıntılar sapa tutulmuş. Bunun sahte olan modelinde şu girintiler çıkıntılar sapa tutturulmuş olmayacak. İç kısmı da bu şekilde boş olmayacak. Bunu bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Bu mantarlar içerisinde bazı kimyasallar bulunduruyor. Bu kimyasal roket yakıtlarında olan bir kimyasal. İnsan sağlığı için zararlı. O yüzden morel türü mantarları satın aldığınız zaman mümkün olduğu kadar iyi pişirmeniz gerekmektedir. Bazı mantar türleri çiğ yenilebiliyor ama morel türü mantarların çiğ yenilmesi tavsiye edilmiyor. O nedenle havadar bir yerde yani evde de pişirirken de yukarıda aspiratörü çalıştırarak havalandırmasını sağlayın. Sonuçta bu havayla birlikte piştiği zaman bu zehirli kimyasal uçup gidecektir. Başka moreller hakkında bilgi vermek gerekirse ilk başta çıktıkları zaman bakın şu şekilde biraz daha açık kremsi sarı renkte oluyorlar. Daha sonra yaşlandıkça ve bazı türlerde tabii siyah da olabiliyor üst kısımları. Dediğim gibi videonun başında anlattık. En çok bir yıl veya iki yıl önce veya geçmişte yangın olmuş yerlerde çıkıyorlar. Sel alanları, heyelan alanlarında daha çok çıkıyorlar. Onun dışında toplarken bölgede çam ağaçları ve ufak bir dere varsa dere kenarlarının sağına soluna bakabilirsiniz. Genel itibariyle Türkiye'nin Muğla, Fethiye, Aydın, Dalaman, Denizli bölgelerinde bu mantarları bulabiliyorsunuz. İlk başta Şubat ayında çıkmaya başlıyor. Havalar ısındıkça rakımı gittikçe yukarı doğru çıkıyor. Yani şu anda bunlar yaklaşık olarak 300-400 metre rakımda çıkıyor. Ama Nisan'ın sonuna doğru Mayıs'a çıktıkça belki 1000 metre, 1500 metreye kadar yüksek rakımlarda çıkacaktır. Aynı şekilde ilk başta Türkiye'de Akdeniz bölgesinde çıkıyor. Akdeniz, Ege, İzmir, Çanakkale, daha sonra Kuzeydoğu bölgelerinde, Kastamonu bölgelerinde çıkabilir.
Bu video genelde belki bu videoyu izleyenler İstanbul'da yaşıyor olabilir. Maalesef İstanbul bölgesinde aramayın. İstanbul bölgesinde kuzu göbeği mantarı yok. Yani gerek Trakya bölgesinde gerek civar ilçelerde gerek Trakya bölgesinde gerek civar illerde kuzu göbeği mantarına rastlanmıyor. Bu mantarı bulmak istiyorsanız ve merakınız varsa öncelikle yapmanız gereken minimum Çanakkale'den başlayarak Muğla'ya kadar gelip zaman ayırmanız. Biz bu mantar için bir iki gün kadar daha zaman ayırsaydık bulabilirdik. Fakat şu anda pandemi dolayısıyla bu bölgede sadece bir gün ormanlarda gezebiliyoruz. O nedenle bunu yapabildik. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Bir sonraki hafta kampta olacağız. Herkese teşekkür ederiz.